Atlas Okyanusu, düşünemeyeceğimiz kadar büyük ve derin. Derinlikleri o kadar karanlık ki güneşin ışıkları bile oraya ulaşamıyor. Bu derinliklerde sır gibi saklanan bir şey var. Yüzeyin altındaki dünyayı gizemli bir perde kaplıyor. Biz, sadece yüzeyde yaşayanlar, bu perdenin ardında ne olduğunu bilmiyoruz. Bazıları, okyanusun bize gerçekleri göstermediğini düşünüyor. Sakin mavi suların altında bambaşka bir gerçeklik olduğuna inanıyorlar. Bu gerçeklik ise insan aklının alamayacağı kadar ürkütücü ve gizemli yaratıklarla dolu. Efsanelerde ve korku hikayelerinde bahsedilen yaratıklar. Onlar derinliklerin sessiz ve sakin bekçileri. Atlas Okyanusu'nun dibinde hayal bile edemeyeceğimiz bir dünya var. Bu dünyada bizim bildiğimiz yaşam kuralları işlemiyor. Yer çekimi, ışık ve zaman derinliklerin efendileri tarafından değiştiriliyor ve kontrol ediliyor. Bu efendiler bizimkinden çok farklı bir dünyada yaşıyorlar. Onların dünyası soğuk, karanlık ve acımasız. Ama aynı zamanda bu dünya inanılmaz bir güzelliğe de sahip. Bu daha önce hiç görmediğimiz bir güzellik. İnsan gözüyle görülmemiş, insan zihniyle anlaşılamamış bir güzellik. İşte bu Atlas Okyanusu'nun derinliklerinde saklanan gerçek. Ve bu gerçek bizi kendine çağırıyor. Derinliklerde devasa bir göz yanıp sönüyor. Soğuk, cansız mavi bir renk, çevresindeki zifiri karanlığı delip geçiyor. Bu Architeuthis Dux'un, yani devasa kalamarın gözü. Efsanelere konu olmuş bu yaratık, okyanusun en büyük avcılarından biri. Onunla aynı sularda, çok daha gizemli bir yaratık yaşıyor. Vampir kalamar. Onun silahı, ışık saçan organları. Bu yaratıklar, derinliklerin ekosisteminin bir parçası. Onlar hakkında bildiklerimiz, sadece yüzeye çıkan birkaç örneğe dayanıyor. Derinliklerde bir başka efsane daha dolaşır. Kayıp Atlantis şehri. Söylentilere göre bu şehir bir zamanlar çok gelişmiş bir uygarlığa ev sahipliği yapıyordu. Ancak büyük bir felaket sonucu okyanusun derinliklerine gömüldü. Şimdi sadece balıkların ve diğer deniz canlılarının yaşadığı harabe bir şehir. Ama bazıları Atlantis'in hala var olduğuna inanıyor. Onlara göre şehir, insan gözüyle görülemeyen bir enerji kalkanı tarafından korunuyor. Ve bu kalkanı koruyanlar, denizlerin kadim ve güçlü varlıkları. Bu varlıklar, insanlara benzemiyor. Onlar, su ve ışığın garip bir karışımından oluşan şekilsiz varlıklar. Bazıları, onların Atlantislilerin ruhları olduğuna inanıyor. Diğerleri ise, onların çok daha eski ve güçlü bir varlığın hizmetkarları olduğunu söylüyor. Bu varlıklar, derinliklerde sessizce bekliyorlar. Onların görevi, Atlantis'i ve onun sırlarını korumak. Ve eğer birileri bu sırları ele geçirmeye çalışırsa, acımasızca cezalandırılıyor. Okyanusun en derin noktası olan Mariana Çukuru, gerçek bir uçurum. Burada güneş ışığı asla ulaşamıyor. Su basıncı o kadar yüksek ki insan vücudunu ezebilir. Bu yaşamın var olamayacağı bir yer gibi görünüyor. Ama yanılıyoruz. Mariana Çukuru'nda bizim bildiğimiz yaşamdan çok farklı bir yaşam formu var. Bu yaşam formu ışığa ihtiyaç duymuyor. Onun yerine hidrotermal bacalardan yayılan kimyasallarla besleniyor. Bu bacalar okyanus tabanındaki volkanik aktivitelerin bir sonucu. Ve bu bacaların etrafında garip ve harika yaratıklar yaşıyor. Bu yaratıklardan bazıları şeffaf vücutlara sahip. Diğerleri, biyo ışıldayan organlara sahip ve karanlıkta ürkütücü bir şekilde parlıyorlar. Çoğu bizim için zehirli olan kimyasallarla besleniyor. Bu, bizim için tehlikeli bir ortam olsa da, bu yaratıklar için bir cennet. Atlas Okyanusu'nun derinlikleri hala keşfedilmemiş bir dünya. Bu dünyada bilimsel açıklamalara meydan okuyan olaylar yaşanıyor. Gemiler iz bırakmadan kayboluyor. Garip ışıklar suyun altında dans ediyor. Ve bazen insan benzeri yaratıkların gölgeleri derinliklerde belirip kayboluyor. Bu olaylar gerçek mi yoksa sadece denizcilerin anlattığı hikayeler mi? Kimse kesin olarak bilmiyor. Ama bu olaylar derinliklerde bizim anlayamadığımız bir şeylerin olduğunu gösteriyor. Belki de bu doğaüstü bir güçtür. Belki de henüz keşfetmediğimiz bir yaşam formudur. Atlas Okyanusu'nun derinlikleri, gizemini korumaya devam ediyor. Bu gizem, bizi hem korkutuyor, hem de cezbediyor. Ve biz, derinliklerin sırlarını çözmeye çalışırken, kendimize şu soruyu soruyoruz. Gerçekten bilmek istiyor muyuz?